Nihayet uzun bir aranın ardından yine Ercazım'la sizlere bir korku hikayesi yazdım. Dileyelim bakalım. Bu gecenin hikayesi Cin Deresi. Ben müziksiz anlatıyorum. Siz arkaya dilediğiniz müziği atmosfer sesini açabilirsiniz. Başlıyoruz. 80'lerde Doğu Karadeniz'de Orta Karadeniz taraflarında bir bıtıkada geçiyor. yani Orta Karadeniz'in Doğu taraflarında değil, O mıntıkalarda geçiyor. Orta büyüklükte bir fındıklığı, fındık bahçesi olan bir aile var. Köyü geliş arazileri var. Bunların fındık bahçesi de hali sapa bir yerde kalıyor. Ahalinin cin deresi adını taktığı ve akşam mezarından sonra yakınından geçmediği bir yer. Buranın daha hemen de. Ee, 80'lerden çok önce muhtemelen 30'larda bu ailenin babaannesi daha küçük bir çocukken o zaman işte annesiyle teyzeleriyle halalarıyla falan çalı çırpı toplamaya gidiyorlar. Hadi Karadeniz'de kadınlar sırtlarında çalı çırpı yüklerler ya belgesellerde görmüşsünüzdür. Ya Toralısınızdır oralarda görmüşsünüzdür. Komşu bahçelerden birinde akrarı bir kız var. Onunla oyuna dalıyorlar. Ailesi falan da muhabbete daldığında vakitice dönüyorlar ama bu kız geride kalıyor. Ve ee, fark ettiği zaman kendi bahçelerle dönebilmek için hava hafiften kararmış olsa da tek başına yola düşüyor ve evlerine varabilmek için cin geçmek zorunda. Cin dediğim dediğim yerde ki ahali takmış bu ismi cillerin uğrağı olarak kabul edilen bir yer. E, burası ile ilgili çok eskiden ta Osmanlı zamandan itibaren korkulu söylenceler var. İşte Filara atıyla bir gece geçip giderken Arkasında kısa boylu sakallı gözleri ateş saçan mahluklar takılmış. Falanca bir yaylada dedik gelirken ailesiyle birlikte arkalarına cillerin alayı takılmış. Tuhaf gürültüler ve ışıklar eşliğinde ağaçlar arasında kıvrılık bükülen, kıvrılıp bükülen bir gördük bir kaybolan şekiller görmüşler. Bilmem kimlerin geliri ihtiyar bir ebenin evine götürülürken ciller çarpmış akşam vakti. Kızın eli yüzü kaykılmış öyle kalmış. Bir sürü böyle acayip acayip söylenti var burasıyla ilgili. Ve kız da bunları biliyor, duymuş çocuk olmasıları karşın ee, cinderesitler cin geçmek zorunda ve köprüsü falan yok, köprüsü falan yok. Sadece e, belli noktalarda su yürüyerek geçebilecek kadar alçalıyor. Oralarda geçip gidiyorlar. Derede geçerken kız artık ne görüyorsa, neler görünüyorsa bayılıp kalıyor. Ailesi bahçe civarında kızı ararken, işte oyluyordu nereye kayboldu diye ararken hayli geç bir vakitte baygın vaziyette buluyorlar kızı. Bir şeylerden kaçtığı belli. Ee, hayvan vesaire kovalamış sanki böyle. Yani diyorlar ki yani bir şeylerden kaçtı belli. Çünkü hani sanki hayvan kovalamış da kaçmış gibi dizleri hep çalıdan ottan böyle yara bere içerisinde. Yani koşmuş belli bir şeylerden kaçmış ama kız kendisini neyi kovaladığını hatırlamıyor ve sürekli düşüp düşüp bayılıyor. Köylerinde hüttamlıkla uğraşan yani kendine bağlı cinleri olduğuna inanan hatta iki tane cin hanım olduğuna inanan yaşlı bir hoca var. Ona götürüyorlar. Bu yaşlı hüttam bakıyor kıza işte. diyor ki sizi kıza bir ciddi musallat olmuş. Ee, çocukları da bu durumdan çekecek. Onlar da belli bir yaşa kadar Düşük düşük bayılacaklar Olur olmadık yerlerde ciller gözüne görülecek diye ve ee, yani Bir dua okumuş Kız iyileşmiş ama Arada bir banyodayken tuvaletteyken falan Baygınlık geçirdiği oluyormuş kız Geldik 80'lere O kız tabi yıllar geçiyor Evleniyor falan çoluğa çocuğa karışıyor Birkaç kardeş Ya falan bunlar e Şehre taşınmış aileli bir kısmı artık e, Fındık sabahında Fındık sabahında köye geliyorlar bu kadın artık babaanne, torun torba sahibi. Çocukları bu evi fındık bahçesi olduğu ve gelip gitmeye devam ediyor dönem dönem. Fındık zamanlarında. Ailenin çocuklarında e, bu bayılma rahatsızlığı devam ediyor. Özellikle banyo veya tuvalette falanken ya yani çöpük kenarından falan geçerken. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi e, bu e, köylerindeki evlerde garip garip olaylar oluyor. İşte kadının torunlarla çok detaylı anlatmıyorlar. Köye de götürmedikleri için pek bilmiyor çocuklar. İşte bahsi geçince de üstelemeden koruyu değiştiriyorlar. Ama çocuklar duyuyorlar. Büyüklerin ev ziyaretlerinde konuşmaları. Işte cim muhabbet, cimpir muhabbeti açılacak. Ya bizim köydeki evde de öyle değil mi? İşte sesler geliyor falan diye konuşmaları duyuyorlar. Bu kadının torunlarından biri 14-15 yaşlarında bir erkek. 80'lerde bir fındık sabahını çocukları da alıp geliyorlar aileler. İşte iki mevsim falan üst üste gelememişler köye. Evle ilgili haberler biraz unutulmuş. Çocuklar da köylerini baba ocakları görsünler diye e, amcalar halalar falan toplanıp bu eve geliyorlar. Cinderesindeki bu eve. Eski ve hali büyük bir ev. Bu 14-15 yaşındaki erkek torun yaşını da verdiği merakla cidderesini merak ediyor. İşte şey diyorlar. Akşam ezanlar önce işte cin orada fazla dolanmayı, köyde oyalanmayı, cinde falan duyuyor böyle. Diyor ki niye böyle bir ismi var diye. İşte şey diyor kimisi. Ya filalatlı atlı e, oradan geçerken çakıl taşlarına at dalları vurduğu sıra e, kıvılcımlar çıktığı için cinde resmini isim takmışlar yani böyle hani yalap şap ayaküstü cevap veriyorlar ama kimse bir şey söylemiyor. Fakat çocukta bir kıllanma var. Çünkü herkes şey diyor. Akşam mezarından sonra orada fazla derenin boyunda fazla dolanma diyorlar. Ondan sonra ve çocuk merak ediyor. Niye böyle bir ismi var? Niye böyle uyarıyorlar diye. Bir de geldikleri evle ilgili işte bölük pörçük duydukları var. Çocukluk heyecanı cilleri merak ediyor işte Elivan. Kendince denk geldiği yaşıt büyük herkese soruyor köyde. Cin deresini, kendi evlerini falan da hani niye öyle tekilsiz vesaire diye. Köylerinde yaşı hadi neredeyse o zaman ki o zamana göre yüze yakın. Babaannesi de yaşlı bir dayı var. Köyde eskiden müezzillik, hocalık yapan bir adam. Onlar da evine gidiyor bir gün. Gündüz vakti. Cin hikayesini soruyor. Köyde doğru dürüst bileler rast gelmiş. Yani atadan dededen duyduk deyip geçiyorlar ama kimse bir şey bilmiyor doğru dürüst. Bu yaşlı işte hocaya söyleyince ama bu şey değil bu. Hüttem olan hoca değil. Müezzinlik yapan birisi. Yaşlı 100 yaşında kurulur Ondan sonra adama direkt işte cin deresinden falan bahsedince adam direkt buna deliren halilleri devirin oradaki dere mi diye soruyor. Sonra baba aile adını söyleyip filancalar aldı orayı. Doğru doğru diye anlatmaya başlıyor. Hatırlayıp fark edip. Ta Osmanlı zamanında Bağcıların Halil diye işte biri adam yaşıyor burada. Evleri bahçeleri olduğu bu yerde. Ev o, oradan kalma. O dönemden kalma. Adam kardeşleriyle falan yaşıyor. Azıcık garip biri böyle ormana tek başına gidiyor. Ava gidiyor böyle sık sık. Ormanda kalıyor arada sırada. Eselekli bir adam. Kardeşleri başka başka köylere bırakıp gidiyorlar. iş güç derdi de. Bu evi bahçe, ev ve bahçe sahibi olduğunda köyden bir kadınla evlenip aile kuruyor. Osmanlı zamanı. Hiç çocukları olmuyor bunların. Gitmedikleri hocadır, türbedir kalmıyor. En son komşu köyde Cadı Gülzar dedikleri bir kadın yaşıyormuş. Cici. Buna gidiyorlar çaresiz. İşte biz nasıl çocuk sahibi olabiliriz diye. Kadın bunlara bazı cillerin isimlerini öğretmiş. Her gece akşam ezanından sonra bağıra çağır, bunları çağırıp evinize davet edin. soğan kabukları, kemik parçaları bırakın bahçenizde sağ sola. Dilerinizi söyleyin onlar çocuk verirse verirler demiş. Karı koca her gece cin çağırırlarmış. Bunların korkuç bağırtılarında cin çağırıyorlar geceleri. Köylü burada elin ayarı çekmiş. O dereden öteye geçemiyorlarmış. Zamanla karı koca delirip herkesi muhabbeti kesmişler. Sadece Cillerle konuşur olmuşlar. Hikayeye göre. Bir süre sonra köyün hayvanlarında bazıları kaybolduğunu parçalarında hep bu dere civarında görüldüğünü görmüşler. Kaybolan hayvanlara parçalanmış halde bulunuyorlar. İşte Halil cillerde ziyafet çekiyor kemiklerle diye laf çıkıyor. Ve tamamen uzak durmaya başlıyorlar burada. Bir gün Halil'in karısını cesede buluyorlar. Derinli olduğu yerde. Halil karısı cesedi rastlıyorlar. Biraz tanınmaz halde ceset. Halil'e haber vermeye eve gittikleri de kapıyı açar olmuyor. Halil de bölünürlüğü diye kapıyı kırıp giriyorlar ki adam yok. İçeride kemik parçaları, soğan kabukları buluyorlar ev berbat halde. başka başka yerlere, evlere girip kaçırıp çalıp getirmiş hep buraya. Yığmış soğan kabuklarını, kemik parçalarını falan. Halil'i bir daha gören eder olmuyor ama Bazen köyden kaybolan hayvanların parçaları bulunmaya devam ediyor. Derede Halil cilleriyle bu dere boyunda gezip cilleriyle hayvan parçalıyor, insan kaçırıyor diye buranın adı cin deresi olarak kalıyor. Bu evi de bu çocuğun babaannesinin babası büyük dedeleri alıyor. Adam gariban cilli yer diye kimse alıcı çıkmayınca Halil'in kardeşlerinden alıp ucuza kapatıyor burayı. Geceleri Halil'i yahut yanındaki cilleri dolaşırken gördüklerini dere boyunda yakaladıkları yolcuları kaçırıp öldürdükleri söyleniyor. O yüzden akşam mezarından sonra cin deresinde bu yana veya beri yana kimse geçmemeye dikkat ediyor. Çocuk bunu bir tamam öğrendikten sonra gelip kuzenlerine de anlatıyor. Bak bizim evde böyle bir şeyler olmuş diye eskiden. Çocuk evde kalmaktan korkuyor bu hikaye öğrendikten sonra. E kafasını dağıtmak için sık sık civarı dolaşmaya başlıyor. Tek başına keşe çıkıyor böyle dolaşıyor. Elle sopa alıp işte ot biçiyor, odun kesiyor, işle güçle ilgileniyor, dolaşmaya çıkıyor. Cin deresinin hikayesini öğrenmesi üzerinden iki gün, üç gün falan geçtikten sonra evde hala bir tuhaflık olduğunu anlıyor. anlıyor bir olay yaşıyor. Şimdi hava karardı mı hani bahçede bu hale topluca oturmuyorsa şayet kimse bunlara gelip gitmiyor ya da kalmıyor. Köyün her yerinde de öyle ışık mışık da yok. 80'lerden bahsediyorum. Çocuk o gece işte Karanlıkta bahçeyi yıldızlar ya yani da Ayşe'yi aydınlattığı kadar görebiliyor ee, Çocuk o gece uyuyamıyor Mutfakta sedir var Camın önünde o sedirde uyumaya çalışıyor yani Yer yok evde çok yerde Ya yani dolu Sedirde yatıyor mutfakta Orada uyumaya çalışıyor ama uyku tutmuyor Yan tarafta evin ağrı var Mutfağın hemen yan tarafında Gece yarısına doğru Ağırdan koşuşturma sesleri geliyor Böyle irekleri var. Bağırmaya başlıyor irekler, hayvanlar. Bir şey varmış gibi deli gibi bağırıp dolandıklarını duyuyor çocuk. Ee, yine ahırı bir duvarı kümes böyle ve tavukları falan var. Onlar da bağırışmaya başlıyor durduk yere. Yani sanki ee, e, bu hayvanlar, tavuklar, irekler rahatsız eden bir şey var. Biri var. Kimse duymuyor hayvan sesini. Önemsemiyorlar veya bir tek bu çocuk ayakta. Millet yorgunluktan serilip yatmış iş güçten. Ahır hemen mutfağın dibinde ya. Çocuk bu sesleri çok şiddetli şekilde duyuyor ve rahatsız oluyor. Olduğu yani korkudan gözlerini yumup o halde uykuya dalıyor. Ondan sonra ama yine de huzursuz tabii yani o şeyden dolayı yani korkuyla uyuyor. Sabahın erkenden sabah vakti erkenden hava yeni yeni aydınlanırken Gidip ahırın küves kısmında yumurta almaya gidiyor. Şey, yumurta kararı salat diye böyle bir acıkmış. U uykusuzluk haliyle kalkıyor ahıra giriyor. Bakıyor ki ahırda yemlikler, eşyalar falan hep devrilip sağ sola saçılmış. Sanki birileri girmiş gibi, dağıtmış gibi. Ama kaybolan hayvan ya da herhangi bir şey yok. Eşyalar da devrilmiş. Hani hırsız girmiş gibi ama götürülen bir şey yok. Geceki görüntüleri hatırlayınca korkuyor yeniden çocuk. Ulan Burada ne oldu diye. Ve ailesini anlatıyor geceki görüntüleri. Sabah gördükleri de. Umursamıyorlar pek. Çocuk bir kere hani bir kere merak ediyor ya o cilleri falan. O gece beklemeye başlıyor. Yine mutfakta kalıyor. Sesler gelecek mi diye. Pencereyi açıp önüne oturuyor. Dışarıya bakıyor. Seyrediyor. Gece yarısını geçiyor. O vakit. Ses daha yok. Tuvaleti geliyor birden. O bahçede öyle karanlık ki hiç aydınlık yok. Gözü karanlığa alışsa da korkuyor. Ama muazzam tuvaleti geliyor sıkışıyor. Dışarıda tuvalet. Dışarı çıkmaya korkuyor ama dayanamıyor Ersun. O eski gri pilli lambalardan birini de alıp bahçeye çıkıyor. Tuvalet bahçenin bir övcüğünde. Giriyor tuvalete. Kapıyı örtüyor korkuyla kabindeyken işi hallederken, hacetini giderken birden uzaktan uzak köpek kulubaları işitiyor. Şimdi ev köyün uzağında ve bu sesler yakından geliyor. Biraz garipsiyor çocuk. Daha önce o civarda hiç köpek sesi duymamış. Köyde var. Bunlar orada yok. Yani köpekler köyde var. Hani çok uzaktan gelse şaşırmaz. Çok yakında bahçeye gelmiş gibi. Bunlar kimin ardına takıldılar da dereyi geçip geldiler buraya kadar. Hani köpekleri hiç orada o civarda duymamış. Ondan sonra kuzelleri de sesleniyor gidip. hadi korkuyor çünkü ya yani dereye geçip bu köpekler bahçeye nasıl geldi? Bahçenin ucunda köpek sesidir. Uyu, uyuyorlar ulu, böyle bir de. Havlama da değil. Yani. uluyorlar böyle bir şey olmuş gibi. Çocuk diyor kuzelleri yattığı odaya sesleniyor onlara. Diyor bahçeden köpek sesleri geliyor korkuyorum diye. Diğerleri diyor ki yani bakıyorlar yüzüne böyle dik dik. Ya köpek sesi falan yok. Bahçede hiçbir ses gelmiyor. Deli misin falan diyorlar. Bir tek bu çocuk duyuyor köpek kulbalarda. Berse sonraki geceler bu sesler devam ediyor ve sadece bu çocuk duyuyor sesleri. Her sabah halisiyle duyduklarını anlatıyor falan. Ondan hale geçiştiriyor. Ha gürültüdür falan diye. Yani öyle gürültü şey falan duymuyor diğerleri. Bu çocuk duyuyor bir tek. Ve diye bir tek sen duyuyorsun diyorlar. Korktuğun için mi falan. Çok mu kafayı taktı falan diye cim, muhabbetine. Çocuk gurur yapıyor size kanıtlayacağım diye. Bir gece evden çıkıp gidiyor. O uluyalıkları, köpekleri bulacağım diye. gidiş o gidiş. Çocuk kayboluyor. Bulamıyorlar. Bir daha çocuğu bulamıyorlar. Cesedi de çıkmıyor. Sonraki senelerde köyde saçı sakalla karışmış bir adamla 14-15 yaşlarında bir çocuk silüetinin sürekli cin civarında görüldüğü söyleniyor. Gece dere boyundan geçerler işte orada yolu düşerler. Yaşlı bir orta yaşlı bir adamla küçük bir çocuk, genç bir çocuğun süreyetli figürleri de gördüklerini söylüyorlar. Yine köpek kulubaları da duyuluyor fındıklı dibinden ama üzerinde giderler. Sesi takip ederler. Köpek göremiyor. Sadece sesleri duyuyorlar. Efendim sizler için yazıldı, okundu. Gerçek veya kurgu, hikaye hikayedir. Her ne kadar sürçülü isan ettikse affola